İşte, casusluk, suçlamasının nedeni, İsrail'e ne sattı, Adnan Oktar'a yöneltilen 31 suçlamadan birisi de, siyasi ve askeri casusluk yapmak. Bu suçlamanın nedeninin, Oktar'ın İsrail'e devlet sırlarını aktardığı iddiası olduğu öğrenildi. Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın bir İsrail milletvekiline, Türkiye ile ilgili devlet sırlarını aktardığı iddia edildi. Oktar'a yöneltilen, siyasi ve askeri casusluk, suçlamasının nedeninin de İsrailli milletvekili Yehuda Glik'le yaptığı görüşmelerde devlet sırlarını aktarması olduğu öne sürüldü. Sözcü gazetesinin haberine göre, casusluk suçlamasının kaynağı Adnan Oktar ile İsrailli milletvekili Glik arasında bir otelde yapılan görüşmeler, işte Sözcü'nün konuyla ilgili haberi. Polis izlerken bilgi aktardı, Oktar'ı izleyen polis, onun İsrailli milletvekili Yehuda Glik ile görüştüğünü tespit etti. İsrailli misafirini İstanbul'daki bir otelde ağırlayan Oktar'ın ona bazı bilgiler aktardığı ortaya çıktı, o da Mossad'a götürdü. Yine iddiaya göre Oktar ve adamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla ilgili edindikleri bilgileri İsrail'e aktardığı araştırılıyor. Polis, bu milletvekilinin de bu bilgileri İsrail'in gizli haber alma teşkilatı MOSSAD'a aktardığını belirledi. Likud Partisi milletvekili aşırı sağcı Yehuda Glik, Kuds konusundaki tutumu ve açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezalandırılması talebinde bulunmuştu. Glik, Adnan Oktar'ın televizyon programına Oktar Babuna ile birlikte katılmıştı. Kaçan KEDİCİK ne demişti? Adnan Oktar'dan kaçan eski kedicik Ceylan Özgü, kaçma nedenlerinden birisinin devlet aleyhine faaliyetler olduğunu söylemişti. Özgü, ben özellikle devlete saldıran, Türk devletinin bilgisi olmadan yurt dışında yapılan faaliyetleri fark ettim. Bu vicdanımı çok rahatsız etti, o şekilde kaçtım, dedi.